Merhaba arkadaşlar. Ek atama olacak mı? Tüm ayrıntılarıyla aktaracağız. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi ek atama konusunda şunu söyleyelim. Önemli gelişmeler yaşanıyor elbette ve tabii ki bu süreç içerisinde e, ek atama halen daha devam ediyor mu ediyor? Bunu söylüyoruz ama tabii ki ek atama ihtimalinde bayağı düşük olduğunu söylüyoruz. Ama şunu da söylüyorum. Yani açıkçası ben bunu pek söylemek taraftar değildim ama yorumlarda özellikle sizlerden çok gördük. Bunlar önceki videolarda. İşte 2022 KPSS puanı 2023 sonuçları açıklanana kadar devam edecek, sayılacak tarzında sizlerden çok açıklama gördük ve bu açıklamalardan dolayı aslında biz sizlere bunu söyleyelim dedik. Çünkü sizler de bunu söylediğiniz için söylüyoruz. Yoksa bize kalsa biz bunu söylemiyorduk. Çünkü sizi de ümitlendirmek istemiyorduk ama tabii ki halen daha bir olma ihtimali var mı? Halen var. Çünkü dediğimiz gibi 2023 KPSS'si açıklanana kadar 2022 puanları da az çok geçerli oluyor ve tabii ki daha da bir süreç olduğunu biliyoruz. O yüzden açıklanana kadar bir ek atama kararı gelse gelir mi? Kesinlikle gelebilir. Yani böyle bir ihtimal var en azından. Düşük bir ihtimalde olsa var i̇nşallah yanılan biz oluruz. Düşük bir ihtimal olsa da inşallah olur diyoruz. Bu süreçte de sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle ek atama bekleyen öğretmenlerimizi desteklemeye çokça devam edeceğiz. Sizlerden de bu süreç içerisinde destek bekliyoruz elbette. Özellikle beğenileriniz, aboneleriniz ve yine Twitter'da attığınız hashtagli destek tweetleri bizler için çok önem arz ediyor. Ek atama adına onu da söyleyeyim. Şu andaki videomuzun sonuna geldik. Yine yeni gelişmeler oldukça aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.